Hisse senetlerine, fiyatlarına bakarak yatırım yapmayın. Bunu hep söylüyorum ama pek dinlenmiyor. Bugün neden hisse senetlerinin fiyatlarına veya bir takım saçma teknik grafikleri değil de o hisse senetinin arkasındaki şirkete bakmanız lazım. O şirketin ne yaptığına bakmanız lazım ondan bahsedeceğim. Ve bunu da çok hoş örneklerle beraber anlatacağım. Son günlerde aya indireceği modülle çok popüler olan ve yılbaşından beri hisse senedi değeri acayip hızlı artan intuitif. Daha sonra Nvidia, Nvidia'nın fiyatları dün acayip şeyler yaptı bir gün içerisinde. Bir de bizim Türk yatırımcıların çok sevdiği Rivian ve Lucid üzerinden fiyat kovalamanın neden saçma olduğunu, sosyal medya fenomenlerine neden kulağınızı tıkamanız gerektiğini ve nasıl araştırma yapmanız gerektiğini anlatacağım. Biraz ders gibi olacak, sıkılırsanız da kusura bakmayın ama boş yere para kaybediyorsunuz, boş yere telaşlara kapılıyorsunuz ve sakin, keyifli bir hayat sürüp kaliteli şirketlerde yatırımcı olmak yerine her gün o grafiklerde, ekranlarda, fiyat ne olacak kavgalarında kendinizi yiyip bitiriyorsunuz. Hazırsanız başlayalım. ilk örneğimizle başlayalım. Intuitive Machines Lunar Access yani aya erişim sağlayacağını iddia ediyor. Aslında aya bu modülleri kendisi taşımıyor, SpaceX'e taşıtıyor. SpaceX'ten ayrıldıktan sonra aya inip oradan müşterilerin hizmetlerini görmeye çalışıyor. Ne gibi hizmetler? Mesela NASA Ay'la ile ilgili araştırmalarında bu modülden gelen bilgileri kullanıyor. Bu arada tabii heyecan verici konu bu şirket Ay'a iniş yapabilen ilk özel şirket insansız da olsa. Bu toplanan bilgileri de dünyadaki şirketlere satıyor. İşte NASA'ya satabiliyor. Veya mesela Kolombiya bir giyim markası biliyorsunuz. O da bu modülün müşterisiymiş. Biraz da reklam amaçlı bence. Ay'a bile dayanabilen yeni tekstil ürünleri tasarlayacaklarmış. O yüzden veri istiyorlarmış. Yani aslında bir uzay taşımacılığı şirketi bu. Taşıma bölümün büyük bölümü SpaceX gibi bizim Rocket Lab gibi roket firmalarına yaptırıyor. Fakat aya inen modül ona ait. Ve büyük heyecan da bu hafta bu modülün aya inişiyle ilgiliydi. Modül aya dün indi. İşte bu modülün inişi haberi de yılbaşından beri son derece coşkulu bir şekilde beslendiği için piyasaya. Hisse senedi çok coşkulu bir hareket yaptı. Bakın burada yılın başında 2 dolarlardayken zirvede 11 doları buldu. 4.5 kata kadar çıktı. Tabi buralar da bu fiyat hareketini gören yatırımcılar da hemen başladılar. Hocam Intuitif için ne düşünüyorsun? Bu ne düşünüyorsun sorusunun arkasında aslında tek bir espri var. Hocam sence hisse buradan yukarı mı gider aşağı mı gider? Hep söylüyorum bu konuda genelde hiçbir fikrim olmuyor. En azından kısa orta vadede. Ama bir şirketin nasıl gittiğini incelemem gerekiyor. O da vakit oluyor. Ben de o yüzden Intuitif'i incelememiştim. Fakat dün Intuitif'te borsa kapandıktan sonra öyle şeyler oldu ki inceleme ihtiyacı da oldu. Dün şurada 5 günün zirvesinde yine 14 dolarları buldu. Kapanış ise 6.55 dolar. Bir gün içerisindeki kayba bakın ve bu kaybın tamamı borsa kapandıktan sonra geldi. Ne oldu? Bu Ay'a gönderdiği ilk modül başarılı Ay'a indi ama sonra başına bir iş geldi ve devrildi. Neden devrildi açıkçası bilmiyorum. Teknolojisi çok incelemedim. Zaten bu oldukça küçük bir şey bu modül. Devrildi, verdi. Ya altta taş geldi ya ağırlık dağılımında bir sorun vardı ya indirmede bir dert vardı. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Fakat bu devrilince yatırımcılar neye karar verdiler? Kapanış sonrası hisse nokta. %31.7 aşağıya doğru indiriverdiler. Bütün bu olanlar zırvalık. Bütün bu olanlar saçmalık. Yani neler saçmalık? Hocam bu hisse yükseliyor. Bize söyle biz de girelim mi? Saçma bir soru. Ve aya başarıyla ilk kez modül indiren özel bir şirketin hisse senedinin %31.7 düşmesi de saçma bir şey. Daha oraya inerken %15.8 çıkması da saçma bir şey. Bu saçmanın arkasında da büyük oranda influencerlar oynuyorlar. Bakın burada Twitter'da bir hesap Penny Stocks. Birisi de onda alıntı yapmış. Eğer dünkü iniş başarılı olsaydı %500 hissenin neden zıplayacağını anlatıyor çünkü diyor eğer bu başarılı olsaydı bundan sonra artık şirket çok büyüyecekti ayda insanın yerleşimine kadar olan bütün süreçlerde ana oyuncu olacaktı. Bla bla bla. Şimdi bir, dün eğer iniş başarı olsaydı hisse yukarı gider miydi? Giderdi. Fakat temele bakmak lazım. Hissenin yukarı gidiyor olmasının ne gelir biliyor musunuz? Şirketin daha fazla hisse senedi satacağı anlamına gelirdi. Nereden biliyorum? Gelin finansal tablolara hemen bir bakalım. Şirketin şu andaki değeri 892 milyon dolar. Fakat bu muhtemelen dünkü kapanış öncesi değer. Oradan bir %31 geriye doğru gitmiş durumda. Finansal tablolara bakalım. 13 milyon dolar brüt zararı var yani 12.7 milyon dolar cüre elde edebilmek için 26 milyon dolar para harcıyor. Esas faaliyet tarafında da zarar var. Onu da birleştiğimiz zaman 23.2 milyon dolar esas faaliyet zararı var. Eğer detayları incelerseniz göreceksiniz ki altta bazı finansal oynamalarla, faizlerle vesaire bir kâra geçmiş gibi ama beni burası ilgilendirir. Burada zarar var. Burada zarar olması normal. Daha yeni bir şirket. Peki kârı ne zaman geçecek? Şu anda büt kârı konusu hiç fikrimiz olmadığı için ne kadar cüra yapar da kâra geçer onu da bilmek çok çok zor. Bu nedenle şirketin bir kere finansal tablolarda gelir tablosu benim için aşırı belirsiz dolu Böyle durumlarda hemen şirketin nakit akışına bakmayı seviyorum çünkü evet şirket zarar edebilir ama güçlü nakiti varsa veya nakit akışı çok kötü değilse belki o zaman ayakta kalabilir. Bakıyoruz 15 milyon dolar bu çeyrekte net kar var fakat unutmayın bunun içerisinde bir sürü esas faaliyet dışında gelirler var ona rağmen baktığımızda aslında şirket yine nakit yakmış 7.2 milyon dolar operasyonlara yakmış 7.5 milyon dolar da yatırımlara para yakmış yani 15 milyon dolar 3 ayda para harcıyor bu şirket. Peki kenarda ne kadar nakit var? 40 milyon doları var. Yani aşağı yukarı 6 ayda 9 ay arasında bir yerlerde parası bitecek. Üstelik de eğer işlerini hızlandırmaya niyetlenirse o işte içinde yeni paraya ihtiyacı olabilir. Çünkü uzay masraflı bir yer. Zaten şirket de bu durumun farkında olduğundan sürekli hisse ihraç ediyor. 2.3 milyon dolar Mart 2023'te, Haziran 2023'te yine 13.9 milyon dolar son çeyrekte 20 milyon dolar bence daha da hisse ihraç edecekler. Ne demek hisse ihraç etmesi? Yeni hisse senedi satıyor. Bu da sizin elinizdeki hisse senedinin düşürecek bir şey değerine. Neden? Çünkü o hisse senedinin şirkette temsil ettiği pay azalıyor. Ve bence daha uzun sürede bunu uğraşacaklar. Çünkü ellerinde altı üstü 23 çeyreklik nakit var ve dünkü gemileri de düştü. Şimdi bütün bunlardan bu şirkete yatırım yapılmaz mı, yapılır mı gibi bir kanaata varmam. Neden? Çünkü evet, şirketin finansal durumu çok iyi değil ama ya yani teknoloji çok iyiyse ve dünkü bu kazaya rağmen şirketin tekrar ayağı bir modülü hızlıca indirme şansı varsa dünkü kazanın sebepleri net olarak anlaşılıp bir daha bunun yaşanmaması sağlanacaksa, şirketin çok iyi bir yönetim ekibi varsa bütün bunlar çözülür. Ama ben bütün bunları bilmediğim için şirkete yatırım yapmamayı tercih ediyorum. Çünkü bütün bunları bilmem için şirkete önce bir derinden tanımam gerekiyor. Mesela şu dokümanı bir okumanız lazım. Bu doküman, Intuitive Machines'in ilk makinesi olan IAM'in yani bu ayağı in indirmeye çalıştıkları ama devrilen cihaz kullanıcı manueli ve burada neleri uzaya taşıyabildiklerini, hangi koşullarda çalışabildiğini vesaire sayfalarca anlatıyor. Üstelik de bu şirketin ürünlerinden sadece bir tanesi. Web sayfasına baktığımızda başka ürünler, hizmetler ve servisler de var. Bunları anlamam lazım. Çünkü bunları anladığımda eğer şirketin dünkü kazaya rağmen bu işi başarabileceğine ve buradan ciddi bir gelir edeceğine inanıyorsam yatırım yaparım. Beni şu hisse senedi fiyat hareketi hiç ilgilendirmez öğrenmeniz gereken şey bu. Bakın burada kimleri yaktılar kim bilir. Yukarı doğru aldılar. Muhtemelen Pazar günü açılışta biraz daha da düşebilir ise senedi. Neden? Çünkü tecrüben bana şöyle söylüyor. Bu tip kaza kırımların çözülmesi bayağı vakit alıyor. Yani şirketin biz bu kazayı bir daha yaşamayacağız diyebilmesi için yapması gereken araştırma 3-5 ayları buluyor. Bundan dolayı ise daha da aşağıya gidebiliyor. Gitse de gitmese de beni ilgilendiren temel konuda yatırım yapmaya değer mi değmez mi konusunda ben bunda araştırmamı yapmadım. O yüzden de uzak durmayı tercih ediyorum. Siz de uzak durmalısınız. Öbür türlü bu oyuncuların, bu influencerların ve bir yandan da şimdi video örneğinde göreceğiz. Option playerlarının yani vadeli işlem kumarbazlarının tuzağına düşersiniz ve işiniz çok çok zor olur. Şimdi gelin vadeli kontrat oyuncuları bizlere ne oyunlar oynuyorlar onu görelim. Vadeli kontratlarda kontratı yazan birisi var. Ona kumarhanenin sahibi diyebiliriz çok temelde ve onun amacı size sattığı kontratın değerinin sıfırlanması. Mesela siz Nvidia'nın çok yükseleceğine oynamışsınız. Eğer çok yükselirse siz çok para kazanacaksınız o kontratta ama kontratı yazan kaybedecek. Bu durumda hissenin çok yukarı gitmemesini istiyor. Veyahut da siz hissenin çok aşağı gideceğine oynamışsınız. Bu durumda hisse çok aşağı giderse siz kazanacaksınız o kaybedecek. Onu da istemiyor ve kontrat yazanlar genelde büyük yatırım kuruluşları. Yani hani derler ya de, kumarhane de kumarhane hep kazanır diye oranın sahipleri. Şimdi bakın şu fiyat hareketlerini bir inceleyelim ve bunlar sadece son 5 günün fiyat hareketleri. 16-17 Şubat'larda hisse 740 dolarlarda gidiyor. Biliyorsunuz yılbaşından beri zaten çok hızlı bir yükselişi var. Sonra basamak basamak aşağı gelmeye başlıyor. Bu sırada Nvidia ile ilgili yeni bir haber mi var? Bir tane haber var. Bank of America bir rapor yayınlıyor ve diyor ki Nvidia mikroçiplerinde termin süreleri kısaldı. Yani yani satışlar yavaşladığı ima ediyor. Oysa aslında belki sadece üretim tıkanıklıkları çözülmüş durumda. O yüzden daha hızlı ürünler teslim ediliyor. Fakat piyasaya fark eder mi? Fiyatlar aşağı doğru indiriliyor. Ta nereye kadar? Bakın şuradaki 740 dolarlardan burada 660 dolara kadar %10 civarında bir iniş var. Yani %10 demek bu ise o dönemde 1.7 trilyon dolarlık bir hisseydi. 170 milyar dolar değer kaybı var. Peki şirkette bir değişim var mı? Yok. Şirketten akan yeni bir bilgi var mı? Yok. Ya Yapay zeka ilgili piyasadan gelen haberler genellikle çok olumlu mu olumlu. Ama ne oluyor burada? Düşürülüyor. Sebebi çok basit. Çok sayıda insan bilançoya oynamış durumdalar opsiyonlarla. Bunların bir kısmı bilanço longlar. Yani bilançonun iyi geleceğine oynamış durumdalar. Ne yapmak lazım? Bilanço iyi gelecek gibi ise bu hisseyi bilanço öncesinde mümkün olacağı düşüreceğiz ki bu opsiyonda satın alanlar iddialarından vazgeçip opsiyonları kapatsınlar. Yani satsınlar. Ve burada ciddi şekilde bu opsiyon oyuncuları dökülüyor. Haddini aç topluluğu üyelerine hep söylüyorum. Bilanço dönemine yaklaşırken şirketin eğer değeri düşüyorsa bu genelde iyi haberdir. Çünkü muhtemelen bilanço yukarı doğru gidecek. Onun öncesinde opsiyoncuları yakıyorlar. Sonra bilanço geldi herkesin beklentisi çok üstünde ve çok hızlı bir yükseliş geldi. Burası hangi saatler? Piyasanın kapalı olduğu saatler ta şuraya kadar. Burada borsa açılırken hisse 803 dolardı. Bir anda bir zirve daha yaptı. 820 dolara kadar gitti. Ama bu dakikalar içerisinde olan bir şey yani. Yani ilk 5 dakikada yaşanan bir şey. Burada ne yaptılar? Burada da biraz daha madem bilanço iyi geldi daha bu hisse de yürü diye şu ilk dakikalarda opsiyon alanlara gazı verdiler güzelce. Sonra başladılar aşağıya doğru indirmeye. Nereye kadar indirebilirler? Biliyorsunuz Nvidia bilançosu öngörüsü videosunu anlatmıştım. Oturabileceğimiz taban maksimum 600 dolarlardadır ama gelen bilanço o kadar kuvvetli ki yani piyasalarda süper bir kırılma yoksa 700-750'nin altı ineceğini sanmıyorum. İşte burada şimdi oynuyor oynuyor bu opsiyon oyuncularını yaktılar. Bir sürü insan şu opsiyonlardan da para kaybetti. Ben kaybetmedim. Niye? Ben çünkü hisse senedi alıp tutuyorum. Spot hisse senedi varsa elinizde ve vadeniz uzunsa bunlar sizi ilgilendirmiyor. O zaman sizi ilgilendiren temel konu acaba bu şirket büyümeye devam edecek mi? Bu şirketin desteklediği teknoloji yeni pazarlar bulacak mı oluyor? Ve oturup saçma sapan grafiklere çizgiler çizmek yerine şirketle ilgili temel haberleri okumaya çalışıyorsunuz. Bakalım neymiş iki temel haber? Bir tanesi beni ilgilendiriyor. Nasdaq Türk diye bir hesap var bu arada. Nazlak'la ilgili gelişmeleri anlatıyor. Daha tavsiye ederim. Güzel şeylerde paylaşıyor zaman zaman. Burada diyor ki Nvidia yatırım yapmış. Kime? Arm'a, Recursion Pharmaceuticals'a, Soundhound'a ve Nnexe Yani Nano X Imaging'e. Şu ikisinde de yatırım var bu arada. Şimdi bunu anlama geliyor. Şirket uzun vadede öyle şeyler görüyor ki yapay zekanın desteklediği alanlara yatırım yapıyor. Arm enteresan. Arm bir yandan da rakibi sayılır. Demek ki Arm'la yeni birlikleri var kafasında. Fakat Recursion Pharmaceuticals mesela yapay zeka ile ilaç geliştirme süreçlerini hızlandırmaya çalışıyor. Nano X Imaging bizim bildiğimiz röntgen cihazlarını daha ucuzunu yapay zeka destekli üretip daha fakir ülkelerde satmaya çalışıyor. Böylece hem röntgenden elde edilen sonuç kalitesini iyileştirmeye çalışıyor hem de bunun maliyetini azaltıyor. Sound açıkçası takip ettiğim bir şirket değildi fakat Nvidia yatırım yaptığına göre takip edeceğim. Ben burada neyi okuyorum? Bu şirket yapay zeka çiplerinin kullanılacağı alanları görüyor şu anda. O alanlara da yatırım yapıyor. Mesela Recursion Pharmacy farmasötikasının başarılı olması durumunda ilaç üretim süreçlerinin ne kadar hızlanacağını bir hayal edin. İlaç tasarlama, ilaç keşfi süreçleri süper pahalı ve uzun süreçlerdir. Yapay zeka ile bu bambaşka bir yere gelebilir. Ben bununla ilgileniyorum, bu haberle ilgileniyorum. Çünkü bu haber bana Nvidia'nın daha geçeğe çok yol olduğunu gösteriyor. Yine gelen başka bir haber mutlaka takip etmenizi tavsiye edeceğim. AI Investor isimli bir Twitter hesabı. O da Nvidia'nın başka büyük ortaklarla beraber Microsoft, Jeff Bezos kendisi yani Amazon sahibi, Amazon'un kendisi, Intel, LG, Samsung gibi çok büyük grupların hatta OpenAI da var yatırımcı arasında birlikte bir robot şirketine Figure AI'a ya yatırım yaptığını söylüyor. Figure AI tıpkı bizim Tesla gibi humanoid robotlar yapmaya çalışan bir şirket ve burada 2 milyar dolar değerlemeyle 675 milyon dolar yatırım aldığını okuyoruz. Şimdi bu beni niye çok ilgilendiriyor? Biz daha mikro çiplerde şu anda sadece OpenAI bununla ne yaparı konuşuyoruz. Yani daha ziyade zihinsel fonksiyonları konuşuyoruz. Oysa Tesla'nın Humanoid robotu ve bu Humanoid robot gibi ürünler bu yapay zeka çiplerinin robot yapımında da kullanılabileceğini gösteriyor. Bu da büyük bir devrimin önü açabilir çünkü dünyada binlerce fiziksel emek gerektiren iş var ve bu büyük oyuncular Nvidia'da dahil buraya yatırım yapıyorlar. Bu bana ne anlama geliyor? Daha Nvidia'nın alacağı süper yol var. Daha erişilebilir toplam pazarın çok başındayız anlamına geliyor. Ve bir yandan da Tesla'nın biraz hareketlenmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü rakiplerinin eli boş durmuyor. Şimdi ben Nvidia yatırımcısı olarak burada ne görüyorum? Benim şirketim büyüyecek. Yepyeni alanlara doğru gidiyor. Hisse senedi fiyatının şu saçma hareketlerini beni ilgilendirir mi? İlgilendirmez. Yılbaşından beri aldığımız süper kazancı bir bölümü geri verebilir miyiz? Olabilir de. Yani bu da böyle hep gidecek bir şey değil. Ama fark etmez. Çünkü benim şirketim iyi bir şirket. Bakın intuitif kötü bir şirket demiyorum. Yapma çalıştığı şey çok güzel ama henüz iyi bir şirket değil. Çünkü nakit akışı negatif, kenardaki nakit yeterli değil. İşin başarılı olup olmayacağı belli değil. Orada biraz kumarımsı bir oyun oynuyorsunuz. Oynanabilir, benim de var öyle yatırımlarım. Ama iyi anlayın ne oynadığınızı ve hisse senedi fiyatın hareketine kapılmayın. Nvidia çok iyi bir şirket, süper kar marjı var. Ve yapay zeka tarafında yeni alanların olacağına kendisi inanıyor. Buralara yatırım yapıyor ve bizim de önümüzü açıyor. İlaç sektöründe veya robotik sektöründe elde edilecek başarıların yapay zeka nereye götüreceğini bir düşünün. O zaman şu saçma fiyat hareketi ilginç çekiyor mu gerçekten? Yani belli ki bu günlük traderların, işte option writerların tuhaf işlemleri sıfır ilgimi çekiyorlar. Bir başka ilginç örnek de Rivian. Rivian'la ilgili bana çok soru geldi. Ben uzun süredir elektrikli otomobil startuplarından uzak durulması gerektiğini söylüyorum Tesla hariç. Neden? Çünkü Tesla bir startup değil. Tesla pozitif nakit akışı olan ve net karı olan bir şirket elektrikli otomobil üretiminde de kar eden tek firma. Rivian ise çok hoş araçlar üreten bir şirket ama zarar ediyor. Rivian'ın şu andaki araçları temelde bu pick-up kamyonetler. R1T ve R1S diye geçiyor. Bir tanesi işte bunun cip tarzı öbürü de pick-up tarzı. Bunlar çok pahalı araçlar. Yani 60-70-80 bin dolarlık araçlar. Bunların pazarı dünyanın her yerine çok küçük. Daha evvel yine bir videomda bahsetmiştim etikli arabalarla ilgili videomda. Etik araba açacaksanız ve geniş bir pazara oynayacaksanız fiyatınızı düşürebiliyor olmanız lazım. Bunlar ok araç değil. Bundan dolayı Rivian'da bir hazırlığı var. R2 diye yeni bir aracı piyasaya sürecekler. Mart'ta gelecek. 7 Mart'ta. Eğer bu araçta fiyatlar falan çok iyiyse bu Riven hissesine yarayabilir. Teknik olarak baktığımızda da Riven hissesinin 10 dolarlar civarında bir trade fırsatı olabileceğini ben de düşünüyorum. Hatta dün kulüp üyeleriyle paylaştım. Ama Riven yatırımcısı olur muyum? Ben bir ara Riven yatırımcı oldum. Çok da şanslıydım. Zirvede sattım aşağı yukarı. Takip edenler biliyorlar. Şuralarda 25 dolar civarında hisseyi satmıştım. Benden sonra bir 1-2 dolar daha yükseldi. Sonra o gün bugündür düşüyor. Neden o dönemde yatırım yapmıştım? Çünkü bilançonun iyi geleceğini düşünüyordum ve onun Rivian'ın geleceğini üzerinde olumlu etkisi olacağını düşünüyordum. Hakikaten yatırımı yaptım. Fakat sonra niye sattım? Çünkü ben genelde iyi bilanço getiren şirketi satmam. Burada neden sattım? Ben çünkü bilançonun o kadar iyi olmadığını düşünmüştüm. Yani Wall Street'in geldiği gaza gelmemiştim ve bu şirketin kar edebilmesi, polis nakit akışı yaratması için daha önünde beklenenden uzun zaman olduğunu görmüştüm. Ve bu ucuz R2 aracını çıkarmasının onu ölçeklemesinin, satmasının da yine çok uzun zaman süreceğini anlamıştım. Bunlardan dolayı bu şirketten çıkmaya karar verdim. Ben zaten otomobil şirketlerine yatırımı temel olarak sevmiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki hocam Tesla'yı senin yatırımın. Tesla bir otomobil şirketi yatırmıyorum. Dünyada eğer otomobil şirketine yatırım yapsaydım Tesla olmazdı seçimim. Porsche olurdu, Ferrari olurdu. Çünkü çok yüksek kar marjları var, çok güçlü markaları var. Arabalara ne olursa olsun birileri bir Porsche, Ferrari almak isteyebilir. Veya Toyota'ya yatırım yapardım yani bu işi en iyi yapan firma. Ben Tesla'ya otonom sürüş ve robotik teknolojisinden dolayı yatırım yapıyorum. Rivian'ın böyle bir teknolojisi de yok. Bu durumda Rivian benim gözümde basit bir otomobil şirketine dönüşüyor. Çok iyi araçlar olabilir. Hatta üst segmentte belki Tesla ile kapışabilen tek firma Amerika'da. Yanılmıyorsam Rivian'ın satışları Tesla'nın Model S ve Model X toplamını geçiyor. Araçları beğeniyorlar. Pickup'ı da güzel. Herkese sahip tek müşterisi olmayacak. Bunları kabul ediyorum. Ama bu bir otomobil firması. Ve bu otomobil firması Tesla'dan daha geç yola çıktığı için şu anda araba satışlarından para kazanamıyor. İnanılmaz elektrikli arabalar tarafında Çin'den ve Tesla'dan gelen baskının altında yeni çıkartacağı R2 modelinin fiyatı ne olacağını bilmiyoruz. Ama o fiyatta da muhtemelen yine para kazanmayacak. Çünkü bu şirket çok zarar ediyor. Bakalım zarara. Cirosu 1 milyar 315 milyon. Aralık 2023 itibariyle. Geçen seneki ciro 663 milyon. Güzel bir ikiye katlama var. Ama bu yıl artış durmuş durumda. Aslında bütün otomobil üreticilerine etiklerde de Tesla'da dahil olmak üzere bunu görüyoruz ama Tesla'nın farkı Tesla'da brüt kar var. Burada yok. 606 milyon dolar brüt zarar var. Brüt zararda bir miktar iyileşme var diye sevinmiştik ama tekrar kötüleşme başlamış durumda. Esas faaliyette 1 milyar 581 zararı var. Onu da bir türlü düzeltemiyor. işte. ben yatırım yaptığımda onun düzelebileceğine inanmıştım. Bakın şurası esas faaliyet zararının azaldığı dönem. Ama sonra gördüm ki beklediğim kadar iyi gitmeyecek o işler. Hisseden çıkmıştım. Esas faaliyetlerden 1,5 milyar dolar zarar var. Hemen nakit akışına bakalım. Nakit akışına baktığımızda faaliyetlerden 1 milyar para harcıyor. Yatırma 600 milyon dolar harcıyor. 1 milyar 800. Ne yapması gerekiyor? para bulmak için işte borç almış. 1.710 hisse zaten kötü hareket ettiren konulardan bir tanesiydi. Yine burada borç almış, burada borç almış. Benim tahminim borç almaya veyahut da şu örneklerde olduğu gibi yeni hisse ihraçlarına devam etmek zorunda. Çünkü toplamda 1.7 milyar dolar nakit yakıyor. Elinde ne kadar nakit var diye baktığımızda ise 9. 368 nakit var. Yani 4 çeyreklik, 5 çeyreklik hadi bilemeniz nakit var ve bu nakitle yeni bir modelin ramp-up'ını yapacak. Yani onun için tesis kuracak. İlk başlarda biliyorsunuz Tesla'nın şu anda CyberTruck'ta yaşadığı gibi zarı ediliyor onları gösterecek vesaire. Şimdi Rivian güzel bir şirket mi? Güzel bir şirket. Arabaları güzel mi? Güzel. Ama bir otomobil şirketi. Bir otomobil şirketine yatırım yapmayı zaten sevmiyorum. Hisse şu anda ucuz mu? Bence teknik olarak ucuz. Buradan yukarı doğru döner. Ama yatırımcı olur muyum olmam. Çünkü bu bir otomobil şirketi. Otomobil şirketlerine yatırım yapmayı zaten sevmiyorum. Bunu yapsaydım başka şirkete düşünüyor olurdum. Bunların elinde otonom sürüş yok, robot yok, bütün bu teknolojiler yok ve şirketin nakiti yok. Nakit yetmeyecek. Bu şirket tekrar hisse ihraç etmek zorunda kalacak ya da belki ileride satılacak. O yüzden uzak duruyorum. Bu kadar basit. Hisse senedi dün düşmüş hocam. Buradan alalım mı? Ne bileyim ben istiyorsanız alın ya. Teknik olarak fena bir yerde değil ama yatırımcısı olur muyum? Asla olmam ve ben uzun vadeli yatırıma inanan birisi olarak Rivian'dan o yüzden uzak durmayı düşünüyorum. Son bir örnekle Lucid. Lucid çok havalı bir firma. Nedense bizim arkadaşlarımız çok seviyorlar Lucid'i. Her seferinde geliyor hocam Lucid'e yatırımcı olalım mı olmayalım mı diye. Bakalım bir kere önce bir Lucid'in şöyle özel tablosuna bakalım. Lucid'in değeri 7 milyar dolar. Şimdi bakın Lucid 7 ise Bence Rivian bedava. Lucid 7 milyar dolar etmez. Neden etmez? Çünkü bu şirketin finansalları berbatın ötesi. Biraz üzerinden gidelim. Ciro 157 milyon dolar. Kaç yıldır büyümüyor? 2022 Eylül'den beri aynı Ciro gidiyor. Hatta geriye doğru gidiyor. Brüt zarar 252 milyon dolar. Hiçbir iyileşme yok neredeyse. Yani bir önceki çeyreğe göre biraz iyi gibi ama hala alması gereken acayip bir yol var. Esas faaliyet zararı 736 milyon dolar. Bakıyorsunuz hiçbir iyileşme yok. Bu şirkete yatırım yapılmaz. Bu çok yeni bir şirkette de değil. Hep epeydir piyasada, epeydir işlem görüyor. Buna karşı CEO'suna mesela acayip bir para ve prim verdiler ve gelecek yılla ilgili şirket ciddi bir satış artışı öngörmediğini söyledi. Üstelik araçları da son derece pahalı. Aynı Rivian'ın düştüğü tuzağa düşmüş durumda. Ölçeklenebilmek için dev yatırma ihtiyacı var. İşte Araplarla işbirliği yapıyor. Suudi araba üretmeye çalışıyor. Oradan para gelirse ne güzel. Nakiti 3 milyar 859. Bakalım nakit akışı nasıl gidiyor. Nakit akışı bu çeyrekte 475 milyon dolar operasyonlara para harcamış. Yani nakitin nispeten kuvveti sayılabilir. Bu arada gitmiş bu da yine hisse senedi veyahut da tahvil çıkartmış. Ondan nakit akışı Akışım biraz düzeltmiş ama hala nakit yakan bir şirket. Sattıkları araba başına yanılmıyorsam 300 bin dolar civarında zararları var. Hatta birisi de komik bir esprisi vardı Twitter'da galiba. Bu şirket araba üretmeye çalışacağına gitsin Tesla'dan bir Model S bir de Model X alsın. Onları müşteri hediye etsin daha az para kaybeder diye böyle bir enteresan bir veri vardı. Şimdi Lucid'in fiyat hareketine bir bakalım. Lucid halka açıldığından beri değeri %70 civarında düşmüş. İşte burada tabii hisse hocam çok ucuz girelim mi? Valla siz bilirsiniz hisse pahalı diyemem. Ama <laughs> daha da ucuz diyebilir. Çünkü bu şirketin kâra geçmesi için inanılmaz çok yatırıma ihtiyacı var. O yatırımlar gelecekte hisse senedi seyredecektir. Bu şirketin yöneticisinin kâra geçmek gibi bir derdi de yok. Cebine çok ciddi para koymuş durumda. Sıfır motivasyonu var. Neden lucid yatırımcısı olur bilmiyorum. Evet. Dört örnek üzerine anlatmaya çalıştım. Hisse senedi fiyatının önemi yok. Tekniğin önemi yok. Şirketi seviyor olmamız lazım. Şirkete çok inanmışsak, şirkete nasıl inanılır? Bir finansal tablona bakarak, teknolojisine bakarak, geleceğine bakarak bütün bunları gerçekten anlamışsanız ve mesela bir şirket üzerinde 10-15 saat araştırma yapmışsanız, benim gibi insanlardan, başka profesyonellerden o şirket hakkında bolca dinleme yapmışsanız, şirketin raporlarını okumuşsanız, uzmanların ne söylediği konusunda güçlü bir fikriniz varsa yatırım yapın. Ama teknikten, grafikten size ne? Onlar gelip geçici şeyler mühim olan en de sonunda şirketin serbest nakit akışı yaratıp yaratmayacağı, kârlı olup olmayacağı, büyümeye devam etmeyeceği. Bu çerçevede benim yatırımcı tarzım daha basit. Ben sadece büyüyeceğine inandığım şirketlere yatırım yapıyorum. Büyük büyümediklerini yolda sürekli gözlemliyorum. Büyümenin önünde engel olacak bir gelişme varsa kararımı değiştirebiliyorum. Mesela bu hafta itibariyle Google'dan çıkmaya karar verdim. Belki de yanılıyorum. Hisse yukarı gidiyor olabilir ama Google kötü yönetiliyor. Ve bu hafta belki takip edenleriniz de oldu. Gemini'in yani kendi yapay zeka platformlarının lansmanında yine bir sürü sıkıntı yaşadılar. Kötü yönetilen şirkette ortak olmayacağım. Bu kadar basit. İyi yönetilen, hızlı büyüyen, potansiyel yüksek olan şirkete yatırım yapacağım. Hisse senedi fiyatı ne oldu? Zaten onu izleyecektim.